validem Beyhan Sultan olacak. Haydi bakalım. Suratını yediğim ya. Böyle bir suratında bir ifade var ama. Evet. Ben iyi değilim. 5 dakika dışarı çıkabilir miyim? Aa. Başlayalım mı? Başlayalım. Aa. Ne? Kadın gidiyor ağlayarak. Hayat teyze. Okey. Ekip arkadaşlarım ve sağlık ekibi başında kayınvalidemin, gelini de başında. Tadımımıza başlayalım biz. Afiyet olsun. Yani olmuş kızartma yani, fena değil. Sosu iyi olmuş. Olmuş sosu. Soslu çıtır patlıcan yemeğimizin adı. Evet. Çıtır olması önemli. Sosunun lezzetli olması önemli. İyi ya. İyi olmuş. Beğendim. Fena çıtır değil. Olmuş mu? Tabii ki. Yani patlıcan çıtır olmuş. Ama şunu da söylemeden. Ne oldu Deniz? Kayınvalidem çok iyi değil şu anda. Bunu da demeden geçmeyeceğim. Keşke bunu hemen kızartır kızartmaz. Ben tadım yapsaydım o zaman daha da çıtır olurdu. Hmm. Daha da güzel olurdu değil mi? Son kayınvalide olduğun için evet, o çıtırlığı evet, biraz gitmiş olabilir evet. mi? Şimdi onu da yanlış bilgi vermeyeyim. Tabii ki patlıcan kızartması biraz durunca illaki de yumuşayacak. Evet doğru yani. Söyledin. Ama fena değil olmuş. İlk tabağı fena değil olmuş evet. dedin. Ha. İkinci tabaktayız. Kızarmamış, bak resmen yağ çekmiş. Yağ çekmiş yani kızarmamış. Bunun da yani bunu beğenmedim. Pişmemiş. Ne olmamış. Beğenmedim. Sosu. Sosu da olmamış, beğenmedim. İkinci tabak bembeyaz, beğenmedik. Evet, çok yağ çekmiş bak. İkinci tabağı beğenmedik. Üçüncü tabağa geçiyoruz. Bu da olmuş yani bak. İçini yağ çekmemiş hemen yani geç kalmama rağmen çıtırlığını koruyor. Bunu da beğendim. Son tabağımız. Arkasından puanlar gelecek ve günü tamamlayacağız. Bakalım çeyreği kim alacak? Bu da olmamış. Bunu da beğenmedim. Bu da güzel kızarmamış. Sosunu da şey böyle çok kavurmamış. Domates hani olmamış burada. Bunu beğenmedim. Bunu da beğenmedim. Dördüncü tabağı da beğenmedin. Sen söylüyorsun, ben yazıyorum puanları. Buna bir veriyorum. Dördüncü tabak 1 puan. Buna 5 veriyorum. Üçüncü tabak 5 puan. Birinci tabağa 4 veriyorum. Birinci tabak. Yerimim olabilir. 4 puan. Buna da 1 puan. İkinci tabağa da 1 puan. Madem gelinin olabilir buna 5 verseydin. Yani. Yok 4 de fena bir puan değil. Haydi bakalım. Dördüncü tabaktan başlıyoruz. Hazırsan Beyhan abla, kime 1 puan verdin? 2 tane 1 kullandın. Hemen öğreniyoruz. Bir puanın sahibi gelin kim? Hasret. Yeni gelinimiz. Kayınvalideler yaşlı olduğu için herhalde dişleri tam kesmiyor. Böyle hamur olması lazım o patlıcanın. Kızgın bir yağ atılan bir patlıcan, alt tarafı patlıcan taş değil. Neyi kendi kızarmış? Kayınvaliden genç, o da bir vermiş sana şimdi. Biz mi yaşlı olduk yaşında. Yani? Allah ben Allah. Sana bir şey söyleyeceğim. Yaşlı derken tamam yaşlı olabilirim de ağzım yaşlanmadı. Gözüm hiç. Yaşlanmadı. Gözlüğüm de var. Beğenmedim. Ne sosunu beğendim. Ve patlıcanı bir kere kızartmadan ziyade bütün patlıcanı senin patlıcağın içinde dirilik bile var.
Ben onu demedim. Dişiniz kesmedi işte, ben de onu söylüyorum. Kesmedi. Hamur oldu. Bir dahakine ben yarın hamur yaparım, yaptıklarımı siz yersiniz. Ha, sen hamur yapmaya kolay başla olur. Ben veririm. Kolay sana. Olur. Sebze zaten, bu sebze nasıl ateşe giriyor? Kızgın yağın içine giren sebze nasıl pişmedi? Hemen demek, alırsan içinden pişmez. Hemen demek ki, demek ki bak sebzeyi de yapamamışsın. Patlıcanı atarsın ya ama kızardı diyorlarsan içini hesaba katmadıysan. Ben anladım sizi. Ben yarın sizin dilinizden yapacağım onları. Tamam. Arkada senden şey yap. Tiyolaşak. Sana vereceğim bir şey. Ver ver. Sen ha. Seversin. Ben sanki gelinimi çok bulan biriyim de, çok veren biriyim de, yani beni bütün Türkiye dünya tanıdı artık. Benim, sen kalkmışsın bana sonuçta bir patlıcan. Ya ben evet, gelinimi ben de ondan bahsediyorum zaten, tam olarak anlamadım. Sonuçta bir patlıcan, ben gelinimi bulma derdindeyim. Tamam, inşallah bulmuşsunuzdur ne diyeyim. Ha inşallah, yani ben gelinimi bulma derdindeyim. Memnun olmadı mı? 4 puan verdin, 1 numaralı tabağa. Tut bakalım. 4 puanın sahibi acaba hangi gelin? Dört puanın sahibi bakalım kim çıkacak? Aç şekerim. Niyase. Ver ver. Beyhan teyze. Miyase tabağın güzel. Ben gelinimle tüyolaştığım tüyoyu senin tabağında bulamadım. Ama bu tabakta senin olduğunu bilmeyerek tadını aldım. Yani ben gelinimle tüyolaştığımı senin bu tabağında bulamadım. Ha, bulamadın tabakları der. Demek ki o kadar güzel yapıyorum ki Yeşim. Tüyonuz olmamasına rağmen beğeniyor. 4'ü alıyor. Ben sana öğrettim, sıkma sen canım. Yeşim fazla. Teşekkür daha... ederim Beyhan teyze. Tüyonuz olmamasına rağmen aldım ben senden 4'ümü. 5 de gelebilirdi, 4 de gelebilirdi. Sadece şey çıtır değil miydi benimkinin için? Ya şimdi çıtır ama çıtırlık var yumuş dedi. Ya. Aha. Beklediği için yumuşamış. Ama tadı sosun olmuş dedim zaten. Yeşim, zaten sen... o eminim güzel olduğunda. Ha. Ondan şüphem yok. Olmuş dedim. İnşallah beni tutturursun. Şimdi şunları alan yiyeceğim ha. İnşallah. Ben sana o zaman Yeşim, o kadar lezzetli ki seni bulayım Allah rızası için. Yeşim, o kadar lezzetli ki kadının gözü tüyomuyor, görmüyor, 4 veriyor bana. Damlanın yerini Miyase aldı. Biliyorum, zaten son dönemde Miyase'yi taktığının farkındayım da. Ellerinden görmedim. Gerçi Miyase bizi artık sevmiyor ama gene de Miyase'den kopar. Belki sever ümidiyle 4 verdim değil mi? Yok. Hayır, ben seni çok seviyorum Beyhan teyze. Anam, yerim seni. Yeşim, ben birinin olması biridir yani. Diye. Yani İyi. Zaten şu an geriye çekip bakıldığında ikisi koyu, ikisi açık. Evet, ikisi koyu, ikisi aynen. Açık. Bir olmazsa İnşallah bir benimdir, bir. İnşallah. Ben o zaman konuşayım. Ay, geldik şimdi zora. Hiç öyle yapma. Şu an %50-50. Hadi ya. Dur bak, nasıl hadi ya? Bir 5 var, bir 1 var. Bir 5 var, bir 1 var. %50-50. Ya gelinin ya da değil. Son kayınvalidem, son 5 puanım. Çeyrek altını alanı belirleyecek puan. 5 puanı alan gelin acaba kim? Beş puanı alan gelin Yeşim mi, Deniz mi? Açıyoruz, açıyoruz. Hazır mısın? Aç! Tık! Aç kız. Yeşil. Aç diğerinde. Bravo. Ya ben bir şey söyleyeceğim Deniz, çok affedersin sen girmeden. Yani şimdi 5 aldım. Sevinmeli miyim, üzülmeli miyim, orasındayım ben. Şunu merak ediyorum. Herkesin şu kayınvalideler odasında radarlar, gözler böyle açık. Acaba gelinim nasıl yapıyor bilmem ne. Hepsini düşünüyor. Ben sana buradayken de dedim. Fazla kızartmam bu sefer, çok dikkat edeceğim sana dedim. Hani altın sarısından koyuyor. Orada iki tane beyaz var, zaten onu elede. Senin şu anda tam böyle 5-1-1 yapacağın sahne var. Senin aklın cumada kaldı. Yeşim acaba fazla kızartmış mıdır? Tereddütü yaşadın ya. Yakıyorsun. Ben sana çok... Yakıyorsun. Yakıyorsun. Ben ayda yılda bir yaparım. Tamam, madem tereddütün var çok açık ve net bir soru soracağım. Sen şuraya kadar geldin. Hiç mi gözüne çarpmadı ya? Hiç gel, öyle bir şey yaptım. Dürüstçe. Bak gel, sen biliyorum sen o arada uyuyor. Ben öyle bir şeyim. Bana kolye alınmış gel, ya. Gel.
Beşle versen bunlar bu. Anlar. Anlamıyorlar ama. Bir dakika, bu yanmış değil ayrıyetten. Yok. Bak, yanık değil. Ben yapsam yanık bekle, dersiniz de. Bekle, dur. Bak, tam geçiyor. İstediğiniz şekilde bir kızartın dökülmesin. Ben. Bir dakika. Heh. Renge bak, kamera nerede? Burada. Heh. Renge bak. Gitti, en açığını seçti. O zaman seçti. Yeşil. En açığını seçti. Bak. Yine koyu. Bak, al. Koyu işte, seninki de koyu, benimki bak, de koyu. Genele bakacaksın. Genele bakacaksın. Genele bak, aç geneli aç. Evet, açalım. Aç. Seninkiler. Al. Evet, bak koyu. Yeşil bir şey söyleyeceğim. Bak, tamam. Sence ağzıyla söyledi. Ya sen tamam. Niye bunu tüyonuzla uyuşmuyor. Bak, ağzıyla söyledi. Bak. Tüyomuz bile Yeşim. Uymuyor dedi. Tüyonuzla uyuşmuyor ama o kadar güzel yapmışım ki aldım dördü. Ha, güzel yapmış. Önemli almış. Olan tüyo değil, önemli olan güzel yapmak. Senin kayınvalidenin yaptığı gibi yapsa, güzel de olsa, tüyom yoksa bir diyor ya. Herkes yapamaz. Ben, bak, sen on kollarındakini görüyorsun değil mi? Daha fazla ne kadar doldurmayı planlıyorsun? Göster anne. Damladan sonra sıra Miyase'ye mi geldi? Yo, seni bulacağım artık. Ah bir zahmet, yani beşinci ayı bitirdik. Sana da beş verse de planları bana öyle. Bir anda günleri unuttun Yeşil. Ben onun, ben patlıcanda burada her zaman en yüksek notu ben alıyorum. Eğer ben bugün çeyreği senin sayende kaçırırsam ben o zaman konuşacağım. Yeşil bir şey hani bir puan, dört puan senin aldın. Benim kayınvalidem sana beş verdi, bana dört ver, senin kadar konuşmadım ben ya. Allah tüyodan bahsediyor. Bir şey söyleyeceğim, bir de dört aldı yani. Anne de Allah razı olsun, teşekkür ederim de bir kere de ya şu konuna.